Yani çok keyifsiz bir durum Koray. Yani burada baktığımız zaman bir kere çok cepheden bile isteye ayağa doğru bir nişan alma var. Yani burada kasıtlı bir şekilde yaralamaya bir niyet var ve son dönemlerde Serhat Akın'a yönelik kamuoyunda kimi isimlerin sert söylemleri vardı. Serhat Akın'ın yine açıklamaları, ifadeleri ki kendi söylemleri var. Tehdit alıyorum şeklinde. Şimdi konuyla alakalı tabii savcılık gerekli incelemeyi yapacaktır. Ancak bu konunun altından bir futbol hesaplaşması çıkarsa eğer burada herkesin şapkasını önüne koyması gereken bir durum ortaya çıkacak. Eğer bu konu bir futbol hesaplaşmasıysa altında yatan sebeplerin nedeni olanlar, vesilesi olanlar da Türk futbolundan apar topar uzaklaştırılması lazım. Ömür boyu menlere kadar giden cezalar almaları gerekiyor. Daha önce de benzer saldırılar oldu. Bir şey oldu mu? Tanır olmadı. İnşallah Yine şimdi olmayacak. olur. Muhammed Selahattin abi. Çakar oldu. Engin Vereli oldu benim bildiğim. Başka bir Fenerbahçe muhabiri arkadaşımı saldırıya uğradı. Evet. Feridun Nideloğlu Doğru. zamanında. Başka bir sürü vardı. Şimdi bir kan İnşallah aklımıza bu gelmedi. bir şu Rahmetli vakayla Hoca Uluç'a oldu. beraber o dönem olmayan çıkmayan cezalar bu dönem çıkar. Yani o dönemin hesaplaşmalarıyla bu dönemin hesaplaşması arasında benzerlikler var mı bakalım ama bu tırnak içinde racon sus raconu. Tabii. Yani ayağına yapılan bu hareket Öldürmek hepimiz kastıyla yapılan bir saldırı değil. Raconu bilenler, işte ben de çok 25-30 yıl konuşuyorsun. polis Sus muhabirliği raconu yaptık. bu. Evet. Bu susturma saldırısıdır. Ders verme. Eğer susmazsan arkası da gelecek mesajı da vardır bunun içinde. Ama hukuk devletlerinde bu tür saldırılar elbette olur. Benzer şeyler olur. Devlet gereğini yapar. Yazılı kurallar bellidir. O yazılı kurallar uygulana gelseydi zaten bu ülkede bu tür sorunlar olmazdı. Daha en başından beri nereye taşırsan Hıncal abi olan saldırıdan başlarsak eğer hiçbir zaman hukuk gereken cezaları vermemiştir. Çünkü araya birileri girmiştir. Hatırlı dostlar girmiştir. Hatırı olmasa da gücü olan etrafını korkutabilecek potansiyele erişmiş tipler girmiştir aralara. Burada da benzeri bir şey olursa hiçbirimiz şaşırmayız. Beni şaşırtacak olan eğer adalet hızlı bir şekilde işler, failler gözaltına alınır, azmettiriciler varsa onlar hakkında da işlemi yapılırsa ha ben o zaman şaşıracağım. Serhat'a da bu arada geçmiş olsun diyelim, onu da Çok geçmiş unutmayalım. olsun. Serhat Akın'a hem aynı zamanda yine Sports Dijital ailesine de geçmiş olsun Evet. diyelim. Onlar için de tabii ki dehşet verici anlar. Normal günlük hayatımızda böyle şeylere çok fazla şahitlik etmiyoruz. Her ne kadar haberlerde takip ediyor olsak da onlar da etkilenmiştir. Söylediğimiz gibi yani planlı bir saldırı zaten. Serhat Akın buradaki şey detayı çok önemli bence. Yani normalde Fenerbahçe maçını yorumluyor. Çıkıyor. Ama bekleniyor orada yani çıkması bekleniyor. Ve iki kapıdan da bekleniyor diyorsun. Ya birkaç bilgi daha var da ben Yani. şimdi çok o şeye de hakim olmadığım için prosedüre sporla Evet. ilgilendiğimiz için vermek istemiyorum bilgi. Çünkü belki soruşturmanın seyrini etkilememek adına değil mi Selahattin abi Tabii sen tabii. daha deneyimlisin şimdi 20-25 yıl az önce söylediğin 25 yıl polis muhabirliği yaptığın için çok her bildiğin şeyi de paylaşman doğru değil. Nihayetinde Beykoz Cumhuriyet Savcılığı bir soruşturma başlattı. Bir kez daha bunu söyleyelim. Ama en azından bu güvenlik kamerası görüntüsüne bakarak şunu söyleyelim. Saldırgan geliyor, ateş ediyor. Ardından kendisini bekleyen motosiklete binip gidiyor. Fakat sadece gördüğümüz o motosiklet değilmiş. Benim duyduğum onu ifade edeyim. Saldırganların aman yakalanırız filan korkusu olmadığını da anlatıyor bize bu görüntü aslında. Çünkü onlar da yaşadığımız çağın tanıklıklarını yapan iki insan, üç insan, beş insan bilmiyoruz kaç kişiler. Kameralara yakalanabileceklerini biliyorlar. Bunu hesap ederek çok rahatça bir saldırı gerçekleştiriyorlar. Sonuçta cana kasteden öldürme kastıyla yapılmış bir saldırı olmayacağını da açılarından zaten anlıyoruz yani işte direkt ayağa hadi adını koyalım mafya raconunda ayağa sıkmanın ne demek olduğunu artık herkes biliyor. O da alacağı cezaların ne kadar olacağını aşağı yukarı tahmin ediyorlar. Avukatlardan daha iyi bildiklerine eminim. Evet. Ne öyle bir Sonuçta durum var. genç polis kızımızı şehit eden
saldırganın 26 suç kaydı var. Yasaların yeniden tarifi gerekiyor. Görüşüne sonuna kadar katılıyorum. Özellikle 2 yıldan fazla yatarı olmayan kişilerin serbest bırakılması konusunun çok ciddi olarak düşünülmesi lazım. Ayağından vurulmayı belki biz dışarıdan bakanlar için çok önemli değilmiş gibi görünebilir. Fakat biz de bir de vurulan insanın açısından bakmak lazım. Ailesi açısından bakmak lazım. Bu 2 yıldan fazla yatarı olmayan suçların tekrar değerlendirilip o sürenin gerçekçi bir zaman dilimine taşınması lazım. Yoksa bu tür saldırılar hep olacak. Belki de biliyorsun bu tür bu saldırıyı gerçekleştiren kişilerin belki de başka beklentileri var ve bunu o yolun ilk adımı olarak görüyorlardır biliyorsun. Evet. Bu dünyada ses getiren bir saldırıya imza koyarsan ondan sonra bu toplumda dışlanmıyorsun, daha itibarlı bir adam haline dönüşebiliyorsun. Çok rahat. Şimdi tabii saldırının detayıyla ilgili sebebi, kim yaptı henüz hiçbir şey belli değil. Tekrar soruşturmanın devam ettiğini söyleyelim. Yani ekranda yaptığı yorumlara istinaden mi, başka bir şeye sebep mi? Bunların cevabını hem Serhat Akın verecektir ilerleyen süreçte, hem de emniyet güçleri yaptıkları araştırmaların ardından gerekli açıklamaları yapacaklardır. Konuyla ilgili yine sıcak gelişme olursa söyleyeceğiz ama görüntüleri bir kez daha söyleyelim. Serhat Akın yayından çıkıyor. Yayından çıktıktan sonra motosikletten inen bir şahıs kendisine yaklaşıyor, ateş ediyor ve vuruluyor. İki kurşunun isabet ettiğini bir kez daha hatırlatalım. Tedavisi daha sonra yapılıyor. Ameliyat oluyor sabah. Onu da hemen tekrar söyleyeyim. Sabah 5'te ameliyata alınmış. İki ayağına da kurşun isabet etmiş. Gün içinde polisin saldırganları aldığı haberi beni şaşırtmaz. Yani yakalanabilirler çünkü mümkün değil. Aslında çok rahat tespit edilmesi lazım. Çünkü yer çok, lokasyonu çok merkezi bir yer. Muhtemelen 100 tane kameraya yakalanmış olmaları lazım. Gelirken, geçerken ki senin de bahsettiğin gibi Koray, bekleme süreci de varsa artık kim oldukları bellidir. Ateş eden her türlü bulunur da tabii olay ne kadar devamı yani bu, gelir onu ya bilemiyorum. Ben ateş eden şeyin de Fenerbahçe ile ilgili yaptığı yorumlara çok kızdım. Tamamen kişisel bir inisiyatif kullandım ve ateş ettim, ayağından vurdum. Yani muhtemelen öyle bir ifade olacak. Bundan Fenerbahçe'nin açıklaması var. Eski futbolcumuz Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırı yıkınıyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Acil şifalar diliyoruz. Faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz diyor. Yine onun dışında Acun Ilıcalı'nın da dün akşam açıklaması vardı. Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendisine acil şifalar diliyorum dedi. Acun Ilıcalı da Türkiye Futbol Federasyonu yine bu saldırıyı kınadı. Bunun dışında bir de hemen notlarım arasında vardı. Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım bir açıklama yaptı bu konuyla ilgili olarak. Yazılı bir açıklama. Bir dönem futbol takımımızın formasını terletmiş ve şampiyonluklarımızda emeği geçmiş eski futbolcumuz Serhat Akın'a dün gece yapılan silahlı saldırıyı üzüntüyle öğrendim diyor Aziz Yıldırım. Ve şöyle devam ediyor. Yapılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Devletimizin ilgili birimlerinden beklentim yapılan bu saldırının faillerinin ve arkasındakilerin hızlıca ortaya çıkarılarak kamuoyuna açıklanması ve gereken cezaları almalarının sağlanmasıdır. Eski futbolcumuz Serhat Akın'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum diyor Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım. Şunu söyleyeyim bu arada Koray. Son bir haftada Selahattin abi Serhat Akın'la alakalı özellikle dijital medyada, YouTube platformunda söylenen ifadeler, kimi programlardaki yaklaşımlar inanılmaz agresif, inanılmaz bel altı diye tabir edebileceğimiz söylemler var. Türkiye'de normal bir televizyon kanalında ifade edilmesinin çok mümkün olmadığı söylemlerin dijital platformlarda çok rahat bir şekilde telaffuz edildiğini görüyoruz. Ve biraz tırnak içinde de çığırından çıkma gibi bir durum var. Artık bunun da denetiminin ciddi anlamda sağlanması lazım. Çünkü bu dijital mecralardan takip eden taraftarlar da galeyana gelme ihtimali olabilecek söylemlerle karşı karşıya kalabiliyorlar. O yüzden bunu RTÜK'le de sağlayabilirsiniz ya da başka bir şekilde de olabilir. Ama sadece son bir haftanın çıktısına bile baksak dijital medyada bu platformlarda öylesine sert söylemler, yakışıksız ifadeler, televizyon ekranlarında asla kullanamayacağın söylemler var ki
o mecraların da artık denetime muhtaç olduğunu söylemek lazım. Türk lisansı almak lazım. Zorundalar galiba. Öyle bir sürece girilecek sanırım. Artık girilmesi de gerekiyor. Daha bir an önce. Yani bir an önce. Yani önüne gelenin bir şekilde bir platform açıp da bu basın özgürlüğü vesaire durumu değildir. Şartları yerine getir. Rütük denetiminde yayınlarını yap. Ama geçip de bu denetimlerin olmadığı yerde iki kamera alıp da hemen YouTube'dan bir platform açıp orada binlerce insana nefret söylemleriyle yayınlar yaptığın anda bu iş biraz bu sonucudur diyemiyorum. Henüz daha bir adli bir süreç olduğu için ama tabii. Bu tarz talihsiz durumların fazlalaşmasına sebebiyet verebilirsiniz. Nefret, inanılmaz bir nefret yayılımı var şu anda dijital mecralarda. Bunun bir şekilde denetime alınması gerekiyor. Bu sadece tek bir platformdan bahsetmiyoruz bu arada. Yani dijitalin tabii. Tamamında ne yazık ki bir denetim mekanizmasının oluşması gerekiyor. TikTok da özellikle çok denetimsiz orada da. Yani bir şekilde bunu sağlamak gerekiyor. Yani şimdi adam TikTok platformunda bir şey yapıyor. Toplum nezdinde bir infial yaratırsa onunla ilgili bir işte gözaltı kararı çıkıyor. Hiç böyle bir toplum gereğinde bir infial olmadan senin onu oradan bulup çıkartabileceğin bir yapının, denetimin oluşması gerekiyor. Evet. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bakın da bu saldırıya ilişkin açıklaması var. Yine eski milli futbolcumuz Serhat Akın'a yapılan saldırıya şiddetle kınıyorum. Serhat Akın'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum demiş Osman Aşkın Bak da. Sıcak bir haberdi. Dünkü silahlı saldırının görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı ve bir kez daha ekrana getirdik. Biz de Serhat Akın'a geçmiş olsun diyelim. Tekrar Sports Dijital ailesine de geçmiş olsun. Bir daha umarız tekrar yaşanmaz. Failleri de en kısa sürede yakalanır. Beykoz Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturma başlattığını ve emniyet güçlerinin olay üzerine çalışmalarını sürdüğünü de hatırlatalım.